Günaydın adaya devam ediyoruz değerli izleyicilerimiz. Şimdi de günün konuğunu arayacağız. Çevre ve Doğa Kaynaklar Bakanımız Sayın Hakan Dinçürek bizlerle beraber. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, gündemimizi ondan önce bakanlığın icraatlarından başlayalım. Gündemde tabii ki sorular da var, istifalar neticesinde, ama önce şu meşhur su projesinden başlamak istiyorum ben. Siz bakanlık görevine geldiniz. Sayın Bakırcan'ın aksine dediniz ki biz bunu yönetiriz ama bazı eksikliklerimiz olabilir. Tekniki bu anlamda da destekler alacağız. Benim merak ettiğim şu, bu projede yardım almamızı gerektirecek ne gibi eksikliklerimiz var? Neyi bizim elemanlarımız karşılayamıyor? Öncelikle bizi izleyen herkese iyi günler dilerim. Su projesi, tabiri caizse ismini koymuşlar zaten, asrın projesi. Yani Kakateci için sadece su anlamında değil, Türkiye'nin Kıbrıs Kakateci için nelerden neleri feda edebileceği, ne gibi özverilerde bulunabileceğinin bir göstergesi. Ne tür bir teknolojik yatırımı, sadece parasal anlamda değil, bilgi birikimi ve teknik donanım anlamında da çok güçlü bir proje. Bunların öncelikle doğru algılanıp konuşmalarımızı bunların üzerine yönlendirmemiz gerekir. Bence onun üzerine monte etmemiz lazım. Öncelikle bu projeye katkı koyan herkese teşekkür ederim ben. Çok büyük bir vizyondur bence. Bu ve birkaç ay gibi bir sürede hayata geçecek olması bizler için çok mutluluk verici. Aynı zamanda da sorumluluğumuz var. Ben Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanı olarak Su İşleri Dairesi'nin de benim bünyemde çalışan bir daire olarak sorumlusuyum. Dolayısıyla su geldiği andan itibaren olacak süreci yönetme, kurgulama ve onun hazırlıklarını yapmak en temel görevlerimden. Su konusuna gelince işte ne gibi konular bizi bekler dediniz. Bir kere mevcut Su İşleri Dairesi'nin teşkilat şeması ve şu anki o teşkilat şeması içerisinde bile personel doluluk oranı, yani bir teşkilat yasanız olur, kabaca böyle anlaşılır rakam, 100 kişi Su İşleri Dairesi'nde normalde teşkilat yapısında bulunması lazım. Bizim Su İşleri Dairesi'ndeki teşkilat yapımızdaki doluluk oranı %50'nin altında. Yani mevcut bu büyük su projesi olmasa bile bizim personel sayımızın olması gerekenin yarısı kadar bir sayıyla Su İşleri Dairesi yürüyor. İkincisi, en önemli noktalardan biri de boş olan kadrolar daha çok eğitim ve bilgi beceri gerektiren mühendislik ve deneyim üzerine, deneyimli personel üzerine eksiklerimiz var. Bir kere biz suyu yöneteceğiz. Ama bunu yönetirken teknik ekipleri mutlaka takviye edeceğiz. Çünkü bir otel düşünün. 500 kişiye aynı anda bir yemek verecek. Ben bu yemeği verebilir miyim? Veririm. Veririm ama yani bir mutfaktaki şefle, iki de garsonla 500 kişiye aynı anda kaliteli sıcak bir yemek servisi yapamam. Yapabilmemin için mutlaka personele, yeteri kadar malzemeye, ne yemek pişireceksem ona uygun malzemeye ve ona uygun bir mutfak şartlarına ihtiyacım var. Benim yönetiriz dememdeki kasıt, biz yönetmeye talibiz. Bunun talipten ötedir noktası. Ben geldiğim günden beri gece gündüz çalışıyorum. Geçtiğimiz hafta Cuma günü su yönetim yasasını bakanlıkta benim açımdan son noktasını koydum. Ve bunu Cuma akşamı itibariyle törenlerin olduğu dönemde bile Sayın Başbakan'a ilettim. Su yasası tüzüğünü. Dün de mecliste, meclis o kadar hareketli olmasına rağmen, bir ara bazen boşalır ya bakanların olduğu bölüm, Sayın Başbakan'dan rica ettim. Sağ olsun o da kırmadı. Ve altta komite odalarının birinde bakanlar kuruluna suyla ilgili
bir sunum yaptım bakanlığımla ilgili. Onların da görüşlerini aldım ve su yasasını ve su yasasından sonra suyun nasıl işletileceği, suyun nasıl yönetileceği konusundaki düşüncelerimi bir proje olarak sundum. Ben geldiğim günden beri bir yol haritası çıkardım. Bu yol haritası üzerinde yürüyorum. Üzerime düşen görevleri yaptım. Tabii şimdi Bakanlar Kurulu'ndaki arkadaşların su yasasıyla ilgili değil ama suyun yönetimiyle ilgili farklı düşünceleri de var. Onları da dikkate alarak çok kısa sürede bir sonuç noktasına varacağız. Bu işte suyu nasıl yöneteceğiz noktasında ki somut tartışmanın bir bu bir süreç söylemekle yetmez. Biz bu süreci yaşıyoruz ve somut olarak en kısa sürede bitireceğiz. Ben yarın akşam üzeri işte Ankara'ya gidiyorum. Ondan da İstanbul'a geçeceğiz. Ekip olarak, heyet olarak resmi görüşmelerde bulunacağız. Biliyorsunuz benim bakanlığımın Türkiye'de 3 tane muhatap bakanlığı var. Bir dizi görüşmeler yapacağız. Mevcut projeleri, bu projelerin daha sağlıklı yürüyebilmesi için neler yapılabileceği, hızlandırılabileceği ve yeni işbirliği anlaşmaları ve ortak projeler nasıl olabilir, işbirlikleri nasıl geliştirilebilir diye bir takım hem nezaket ziyaretinde bulunacağız hem de mevcut projeler üzerinde girişimlerde bulunacağız. Şöyle söyleyeyim, bizim açımızdan su geldiği andan itibaren suyu daha iyi yönetmek için somut şeyler konuşalım. Nasıl olur da biz yönetiriz? Başlangıç olarak 12 tane mühendise ihtiyacımız var ilave. Biz bunlarla ilgili girişimleri de yaptık. Ben bir aksilik olmazsa bu ay içerisinde 12 mühendisin istihdamını sağlayacak girişimleri başlattım. Dıştan hizmet alımı şeklinde mi yoksa personel olarak direkt? Direkt bakanlığıma bağlı personel olarak alacağım. Ama bunların alınış şekilleri şöyle olacak, böyle olacak. Onları belli değil, netleştireceğiz. Ama 12 tane mühendisi bize benim direkt sorumluluğumdaki su işleri dairesi bünyesinde istihdam edeceğim. Şimdi suyu yönetebilmek için az önce anlattığım gibi önce projeniz olacak. Yasanız buna uygun olacak. Biz yasayı hazırladık, projeleri hazırladık. Ondan sonra insan kaynaklarını oluşturacağız. Bu bir sistematik düşünce. Biz bunu adım adım hayata geçirebilmek için ne yapmamız gerekiyorsa zaman kaybetmeden yapıyoruz. Zaman kaybetmeden diyorum çünkü yani samimiyetle şunu itiraf etmem gerekir. Bir taraftan su projesi, Türkiye bacağı ve deniz geçişi hızla devam ederken bizim buradaki binaları demiyorum, boruları, isaliyatlarını demiyorum ama organizasyonu ve sistemi kurmada gecikme şansımız yok. Artık kaybedebileceğimiz tek bir günümüz bile yok su projesinde. Bu çok önemli. Bunun bilinciyle gece gündüz çalışıyoruz. Hafta sonu bakanlığımdaki teknik heyetlerle 7 saat sadece suyla ilgili ilave toplantı yaptık. Yani hafta içi değil hafta sonları da çok uzun soluklu çalışmalar yapıyoruz. Yasaları çalışıyoruz. Bu yasa geçtikten sonra bir dizi tüzükler var. Onları ben yasayı bitirdim bana göre. Ben artık Sayın Başbakan ve Bakanlar Kurulu'na da bunun sunumunu yapıp verdim bilgisini. Rötuşlanacaksa rötuşlanacak. Varsa herhangi bir itirazı. Bakanlar Kurulu'ndan geçtikten sonra meclise gidecek. Meclisten geçmesini beklemeden yapmamız gereken bir dizi tüzük var. Biliyorsunuz tüzükler olmadan yasaları geçirmişsiniz. Bir manası yok. O yasa çalışmaz. Onun için ben tüzüklerin de hazırlanması için şu anda bütün ekibe talimatı verdim. Çalışıyorlar. Başlandı. Tüzüklere başladım ben. Yani çok hızlı hareket etmemiz lazım. Ne lazım yönetebilmek için onları anlatıyorum. Ne lazım? Yasa lazım. Ne lazım? Vizyon. Bir projeyi ortaya koymanız lazım. Nasıl yöneteceğinize karar vermeniz lazım.
o yönetime göre yasa, o yasaya göre tüzük ve bütün bu organizasyona göre insan kaynaklarını oluşturmamız lazım. Bununla ilgili adım adım üzerimize düşen ne varsa onu yapıyoruz. İki önemli soru var tabii bu noktada. Birincisi, belediyeler vasıtasıyla sağlıklı bir şekilde bu suyun dağıtımını yapabilecek miyiz? Hatta üç soru var, düzeltiyorum. İkincisi, bu suyun nasıl bir maliyeti olacak ve bunun vatandaşa yansıması nasıl olacak? Bunun hesaplaması yapılabildi mi? Bir de üçüncüsü, madem bu su gelecek, yani topraklarımızda verim artacak, bunun için gerekli ürün ekimi konusunda da çalışmalara başlayacak mıyız? Ben soruyu baştan alarak cevaplamaya çalışayım. Bir kere su dediğimiz zaman ve su yönetimi yasası dediğimiz zaman kamuoyunda yanlış bir algı var. Su eşittir Türkiye'den gelen su. Hayır. Su eşittir adadaki bütün su kaynakları. Türkiye'den gelecek olan su, yeraltı sularımız, yerüstü yüzeyel yani göletlerde, barajlarda oluşan sular, yağmur drenaj suları, yağmur yağdığı zaman direkt denize gidip kaybettiğimiz sular ve kanalizasyondan geri dönüşüm suları, ikinci kullanım amaçlı planlanan sular. Su yönetimi böyle bir şey. Suyun biz tamamını yöneteceğiz. Sadece Türkiye'den gelecek suya endekslenerek yapılan kısır tartışmalara takılmamamız lazım. Su bir bütündür. Su eğer değerliyse, ki değerli, bizim için stratejik değeri vardır. Yatırım amacıyla her amaçta bir değeri vardır. Bunun için önemsiyorsak sadece Türkiye'den gelen kaynağı konuşmamız son derece çelişir bir durum. Sunun her damlası değerliyse yer altındaki, yer üstündeki yağmurla kaybettiğimiz sular ve kanalizasyona veya işte foseklik çukurlarına kaybettiğimiz, yönlendirdiğimiz suların tamamını en etkin bir şekilde nasıl kullanırız biz planlıyoruz. Bu yasanın da kapsamı buna yöneliktir. Şimdi belediyeler konusunda belediyelerimiz, 28 tane belediyemiz var ve yıllardır bu işleri yapıyorlar. İyisiyle kötüsüyle diyeceğim, çünkü bir hizmet gidiyor, işin iyi tarafı. Kötüsüyle diyeceğim, her evden nitelikli içme suyu muslukta akabiliyor mu? Akamadıysa bir eksiğimiz var demektir. Tahsilatlarını tamamen yapabiliyor mu? Çok önemli bir oranda tahsilatı yapamıyoruz. Bu da bir zafiyetimiz. Başka bir şey çok önemli. Bu ada için su çok önemli mi? Bugünü konuşuyorum. Tabii. Su gelmedi. Bugünü konuşuyorum. Bizim için su çok önemli değil mi? Çok az bulunan bir şey değil mi bu adada? Acaba biliniyor mu? Bizim su kaçak oranımızın %50'nin üzerinde olduğu. Bunun altını çizerek bir daha söyleyeyim. Yani bir uçtan suyu sisteme verdiğinizde muslukta akıtabildiğiniz su 100 ton veriyorsanız 50 tonun altında suyu siz kullanıma geçirebiliyorsunuz. Niçin böyle? Var mı özellikle? Var tabii sebepleri. Su iletim hatlarında ki yetersizlik ve kaçaklar %50'nin üzerinde. Bu suyumuz çok bol olsa bile kabul edilebilir bir oran değildir. Çok kıt su kaynaklarına sahip olan bizler içinse yani kelime bulamıyorum durumu izah etmek için çok 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 kötü bir durumdur. Biz neyi planlıyoruz? Yol kenarlarında görülen borular var, ana ishal hatları. Bir kere onlar kanalıyla yeniden yapılandığı için su kaçakları önemli miktarda önlenecek, azaltılacak. Biz neyi hedefliyoruz? İlk 5 yıl içerisinde bütün sistemdeki şebeke hatları içilebilir su transferine uygun şekilde ve kaçak oranının minimuma çekileceği bir hedef vardır ortada. Bu bir vizyondur. Hedefimiz nedir? İlk 5 yıl içerisinde Avrupa Birliği'nin kabul ettiği ortalama sınırı, en üst sınır %20 su kaybıdır sistemde. İlk 5 yılda hedefimiz %20'dir. Daha sonraki yıllarda hedef %10'un altına çekeceğimiz bir su kaybı
oranıdır. Bu demek ki elimizdeki suyu transfer ederken kayıpları önlemekle başlıyoruz. Bizim bütün bunları yapabilmemiz için ada genelinde her hanenin kanalizasyon sistemine bağlanması hedefi vardır. Bütün bunları yapabilmemiz için tabii ki belediyelerle işbirliği yapacağız. Ama mevcut 28 belediyenin ekonomik içinde bulunduğu ekonomik durum bütün kamuoyunun bilgisindedir. Kendi başlarına yapabilecekleri yatırım kapasiteleri, imkanları da ortadadır. Ve bahsettiğim sistemler, projeler Türkiye'nin suyu bize getirip hediye ettiği noktadan itibaren ilave yapmamız gereken yatırımın da tabii ki fizibilite çalışmaları devam ediyor ama kabaca söyleyeyim 500 milyon ilave TL bir yatırımdan bahsediliyor. Tam net bir rakam değildir. Üzerinde çalışılması gereken bir rakamdır. Bu rakam biraz aşağıya biraz yukarıya çıkabilir ama kabaca bu civarda ilave yatırımların gerektiği az önce saydığım hedefleri yakalayabilme adına suyun kayıplarının önüne geçilmesi adına kanalizasyon sistemine gidip kaybettiğimiz yani geriye dönüş olarak bu suyu alıp kullanabileceğimiz ve tarımı çok daha fazla destekleyebileceğimiz bir noktada biz çalışma yapıyoruz. Bunları yapabilme adına böyle bir yatırım lazım. Peki bu kadar para suyun özelleştirilmesi gibi bir sonucu doğurabilir mi? Şimdi suyun özelleştirilmesi suyun belirli bir noktaya kadar devlet denetiminde olması zorunludur. Bir ulusal güvenlik kavram. O da arıtmadır. Yani arıtma tesislerine kadar suyun vazgeçilmez olarak KKTC makamları tarafından da işletilmesi lazım. Adadaki suyun her noktasının yönetimi ve denetimi KKTC makamlarının ve devletin olacak. Suda işletmenin ihale edilmesi söz konusu olabilir. İşletmek başkadır, yönetmek ve denetlemek başkadır. Biz suyla ilgili mevcut yasa içerisinde vardır. Suyu yönetecek bir üst koordinasyon kurulu oluşturuyoruz. Bu devletin yetkililerinden oluşan ve farklı disiplinlerde ortak paydaların yer aldığı, bütün paydaşların yer aldığı bir yönetim kurulu olacak. Suyun tamamını ülkede bu yönetim kurulu yönetecek ve denetleyecek. İşinin ehli insanlardan oluşacak. Sayabilirim. Su işlerinden sorumlu bakanlığın müsteşarı başkanlığında olacak. Su İşleri Dairesi Müdürü, Jeoloji Maden Dairesi Müdürü, Çevre Koruma Dairesi Müdürü, Tarım'dan, Tarım Bakanlığı'ndan bir müdür, Tarım Dairesi'nden yanlış bilmezsem, hatırlamazsam, İçişleri Bakanlığı'ndan Merkez Kaymakam veya yerel yönetimlerden sorumlu bir, yerel yönetimlerden sorumlu daire müdürü ve yerel yönetimlerin belediyeler birliği var ya belediyeler birliğinin bir temsilcisi. Yani biz su konusunda ki tarafların her birinin görev yetki sorumlulukları belli ve yönetim kurulunda yer alacakları ve katkı koyup bu suyu yönetebilecekleri bir sistemi kurduk. Biz yöneteceğiz derken bundan bahsediyorum. Yasal altyapısını hazırladık. İzleyicimiz diyor ki ihaleye katılanlar arasında Alarko firması diyor ki su eğer İsrail'e gidecekse Kıbrıs'a gidecek. Bu konuda bir bilginiz var mı Sayın Öçelik demiş. Biz şimdi kendi suyumuzun nasıl etkin bir şekilde kullanabileceğimizi konuşuyoruz. Bizim için ne Alarko firması ne İsrail'e gidecek su şu anda gündemdedir. Bizim için su buraya geliyor. Kendi kaynaklarımız da var. Kaybettiğimiz sular var. Bunları en etkin şekilde tutarak hem insanımızın kesintisiz 24 saat KKTC'deki tüm hanelerde içilebilir nitelikte suyun akmasını sağlamaktır bizim hedefimiz ve önceliğimiz. Basınçlı olarak akacak, içilebilir nitelikte olacak ve kesintisiz olacak. Ve adadaki bütün hanelere 24 saat kesintisiz sudan bahsediyoruz. Bunu planlayıp götürmektir önemli olan bizim için. Su kayıplarımızı azaltarak mevcut gelecek sudaki bir miktarı kullanarak
kayıp oranlarını aşağılara çekerek, yeraltı sularımızı zaman içerisinde destekleyip güçlendirerek nasıl olacak bu? İçme kullanım suyunu biz direkt Türkiye'den gelen sudan kullandığımız için yer altından çektiğimiz miktar azalacak. Dolayısıyla yeraltı suları zenginleşecek. Nasıl artacak? Diğer bir şekli, göletlere ile ilgili çok ciddi çalışmalar yapıyoruz. Göletlere yağmur drenaj sularını da yönlendirmeye çalışacağız. Ve onlarla beraber göletlerdeki suları yeraltı su kaynaklarını beslemek ve zenginleştirmek için kullanacağız. Dolayısıyla tarımsal amaçlı suyu, kanalizasyondan gelen suyu da tarımda kullanarak hem tarımı hem de hepimizin musluğundan akan içilebilecek su olması demek. Burada belki Girne'de çok büyük problem değildir ama Adana'nın %80'inde çok büyük problem olan duşa girdiğiniz zaman saçınızda şampuanın köpürmediği ortamlardan kurtulup daha kaliteli suyla hem içme hem kullanım, hijyenik açısından da çok daha iyi nitelikte suları kullanabileceğimiz günleri planlıyoruz, hedefliyoruz. Peki yani bunu samimi olarak soruyorum. Ankara'ya da gideceksiniz. Türkiye'li yetkililerden herhangi bir şekilde ya Sayın Bakan siz ekiplerinizle bunu yapamazsınız, bırakın da biz yapalım bunu noktasında bir dayatmayla karşılaştınız mı şimdiye kadar? Ben herhangi bir yani işte 5 haftalık bakanım. Herhangi bir konuda bir dayatmayla karşılaşmadım. Suyun yönetimi konusundaki tavrımız nettir ve değişmeyecektir. Suyun işletilmesi noktasında, bir kanalizasyon sistemi konusunda veya suyun dağıtımı ve tahsilatı konusunda ihaleye çıkılması söz konusu olabilir. Bu başka bir şeydir. Yani Girne Belediyesi asfalt yapacak, kendisi yapmaz, ihaleye çıkar, asfaltı yaptırır. Bazı konularda devletin çeşitli kurumları hizmet satın alabilir. Türkiye'de örnek veriyorum, elektriğin yönetimi Enerji Üst Kurulu vardır. O yönetir. Bütün enerji politikalarını belirleyen, denetleyen odur. Ama Türkiye'deki elektriğin dağıtımı, tahsilatı özele verilmiştir. Türkiye'de devlet olarak elektriği yönetmiyoruz, enerjiyi yönetmiyoruz diye bir tartışma bence son derece güzel ve anlamsız bir tartışmadır. Suyu, nesini biz yöneteceğiz anlatıyorum. Çok açık anlatıyorum. Planlamasını, insanlara nasıl ulaşacağını ve hizmetin nasıl olacağını anlatıyorum. Bunu işçiliğini ben yapmışım, hizmet satın almışım, ya bir işlet devlet modeline götürmüşüm. Bunun çok bir anlamı yoktur. Önemli olan hedeflerdir ve o hedeflere varırken kullanacağımız doğru yöntemlerdir. Halka götüreceğimiz hizmettir. Yıllardır hepimiz bu adada yaşarken su konusunda bölgesel olarak farklılıklar olmasına rağmen çok ciddi sıkıntılar çektik. Biz bunların tamamını ortadan kaldıracağımız daha etkin, daha nitelikli suyu kullanabileceğimiz günleri yakalayacağız. Bunun içinde çok çok az bir zamanımız kaldı. Onun için çok zaman kaybetmeden süratli çalışıyoruz. İzleyicimiz diyor ki Yasin projesi gerçekten de önemli. Sanki biraz gecikti gibi, yoksa tarih mi yanlış söylendi? Keşke böyle projelerle Afrika'ya da taşınsa da su, belki dünya ekolojisi de böylelikle değişmiş olurdu diyor. Sanırım deniz koşullarından dolayı bir gecikme olmuştu. Evet. Tabii ki şimdi bu her gün yapılan bir teknoloji ve bir proje değil. Bazen öngörülen noktalarda ufak tefek gecikmeler oldu. Ama artık yani minarenin ucu görünmeye başladı. Su çok kısa bir süre sonra Kıbrıs'tadır. Süre tam olarak verilemez çünkü deniz geçişi hava şartlarına bağlıdır. Önümüzdeki 3-4 ay içinde kaç gün fırtına olacağı, kaç gün akıntı olacağı, kaç gün dalga yüksekliğinin birkaç metrenin üzerinde olacağını önceden öngörmek çok kolay bir şey değil. Bu şartlara bağlı olarak yürüyor proje. O yüzden bizim yaklaşık 60 iş günü kadar bir iş gününe ihtiyacımız var. Deniz geçişi için konuşuyorum. Deniz geçişinden sonra daha da hızlanacağız. 60 iş günü mevsimsel şartlar yaz olsaydı 60 olurdu, 65 en fazla.
Ama kış şartlarında uzar diye düşünüyorum. Tabii bir de taş ocakları gerçeğimiz var bizim. Beş parmaklar doyuldu. Evet. Ona da sıra gelecek herhalde sudan sonra ya da eş zamanlı olarak mı bunu yürütmeye çalışıyorsunuz? Çünkü gerçekten toplumun büyük kesimini rahatsız eden bir taş ocağı gerçeklerimiz var. Taş ocağı ile ilgili geldiğim günden beri ayrı bir ekiple çalışıyorum. Kesinlikle taş ocaklarının bugünkü şekliyle bırakma gibi bir hedefim yok. Bunu çok açık söyleyeyim. Sadece klasik bir cümle yeni taş ocaklarına izin vermeyeceğiz noktası olarak bakmıyoruz biz taş ocaklarına. Taş ocaklarının öncelikle ülkenin bir ihtiyacı mıdır? Evet, ihtiyacıdır. Eğer inşaat sektörü devam edecekse, eğer yollar devam edecekse, eğer limanlar, balıkçı barınaklarına bu ülkede ihtiyaç varsa ve yapılacaksa taş ocaklarına bizim de ihtiyacımız var. Taş ocaklarına ihtiyacımız var demek, hangi şartta olursa olsun çalışmalarına biz mahkumuz demek değildir. Kesinlikle taş ocaklarından yapılacak patlamalar esnasında çevreye verdiği toz zerreciklerinin yaptığı tahribat, ses kirliliği, gürültü, sarsıntının yarattığı sıkıntılar, bunların hepsi planlanmaktadır. Ama daha da önemlisi taş ocaklarına bugünden itibaren bir plan çıkarmaya çalışıyoruz ve rehabilitasyonu uygulayacağız. Çalışmayan taş ocaklarının rehabilite edilmesi, çalışan taş ocaklarının da bir taraftan çalışırken çalışmayı yönü, çünkü taş ocaklarında alınan kazılan alana göre yavaş yavaş kayıyor. O terk ettikleri alanı rehabilite edip diğer tarafa kaymaları noktasında bir çalışma başlattık. Daha da farklı bir vizyonumuz var ama bunu bugün burada söylemekte erken buluyorum. İnşallah yakın gelecekte, birkaç ay içinde onu gerçekleştirirsek yine sizinle bir programda onları da açıklarız. Yani taş ocaklarına global bir yaklaşımla onları rehabilite edecek. Yani çalışmaya devam edecekler, ihtiyacımız var. Körü körüne yani kapatılacak diyemiyoruz, demeyiz de. Diyemeyiz çünkü ihtiyaç var. Karayolları devam ediyor yol yapmaya. Balıkçı barınakları var. Şimdi Kumyalı tarafına yapılacak. Buna taş lazım. Yani bunun başka bir yolu yok. Bunu buradan alacağız. Ama alırken mevcut şartları onların istediği gibi değil, bizim kabul edebileceğimiz sınıra getirme hedefimiz var. Nasıl yapacaksınız bunu derseniz çok kolaydır. Çünkü taş ocaklarının tamamının sürekli bana ait bakanlıklardan izin talepleri var. Patlayıcı izin talepleri var, çalışma izinleri var, sürelerinin uzatılması var. Bundan sonra oyunun kurallarını belirleyeceğiz. Diyeceğiz ki buna uyarsanız izin veririz. Uymazsanız izin vermeyiz. Şu anda yanlış hatırlamazsam 46 tane taş ocağı var. Bu 46 taş ocağının 38 tanesi aktif, diğerleri aktif değil. Ama hiçbirinin kapasitesi %100 değil. Yani kapasitelerinin yarısında, birçoğu da yarısının altında çalışıyor. Dolayısıyla arz talep dengelerini oluşturma açısından da bakanlığın elinde bir silah var. Oyunun kuralına uymayana çalışma izni iptal edebiliriz. Çalışmasını geçici ya da uzun süreli durdurabiliriz. Biz şartları belirleyeceğiz. Yeni bir vizyonla onların rehabilite edilmeleri konusunda çalışmalar yürüteceğiz. Bunun dışında birkaç devlet dışındaki kurumun sosyal sorumluluk projeleri kapsamında mevcut taş ocaklarının rehabilite etme, ücretsiz ve bilimsel yöntemlerle rehabilite edecekleri bir çalışmanın içerisindeyim. Şu ana kadar 3 tane firmayla görüştüm. 2015 içerisindeki sosyal sorumluluk projelerine, çevreye duyarlı olan kısımlarına burayı kaydırsınlar diye. Çalışma yapıyorlar, dönmediler. %100 netleşmiş bir şey yok ama 2015 içinde hem devletin imkanlarının el verdiği ölçüde hem de duyarlı şirketlerimizin sosyal sorumluluk projelerinin bu yöne kaydırılmaları yönünde bir çalışmam var. Bunları sağlayabilirsek en azından model oluşturabilecek. 2015 yılı içerisinde
rehabilite edilmiş taş ocaklarımızı da halkın hizmetine sunacağız. Hizmetine derken çünkü rehabilite edilmeleri iki temel noktada yapılır. Birincisi sadece orman yapılıp bırakılır. Diğerinde ise ağaçlandırılarak piknik alanına çevrilir ve halkın gidip orada piknik yapabileceği mekanlar yaratılır. İki model üzerinde de çalışıyoruz. İnşallah görürüz o günleri de. İzleyicilerimizden bir tanesinin sorusu ilginç aslında. Diyor ki bu çevre koruma dairesi seslerle ilgili pek çok restorana müzik sesi açıldığında gider. Bu camilerden, hoparlörlerden gelen fazla sesler noktasında bir adım atmak sizin uhdenizde mi? Yoksa Din İşleri Dairesi'yle mi istişare lazım? Şimdi kesinlikle biz birçok iş yerimizle, yani müzik, eğlence kısmında olan iş yerlerimizle de diyalog içinde götürmeye çalışıyoruz. Tabii ki bu konuyu da Din İşleri Başkanlığı ile diyalog içinde halledeceğiz. Ama ezan sesi Müslüman bir toplumda ya da toplumun %90'ın üzerindeki kesimin Müslüman olduğu bir ülkede doğduğumuz ve büyümeye başladığımız çocukluk yıllarından itibaren bir alışkanlık, bir kanıksama gibidir. Alışık oldukları bir sestir, bir davettir esasında. Ezanın anlamlı olabilmesi her hanede duyulabilmesiyle doğru orantılıdır. Çünkü ezan işte namazını kılmak isteyen, ibadet yapmak isteyene bir davettir, bir hatırlatmadır, bir çağrıdır. Zamanı geldi anlamında, şu anda saatidir diye. Bunun her hanede duyulabilmesi bu ezanın temel şeyidir, misyonudur, hedefidir. Bunun çok yüksek seslerde olup olmaması merkezi anons sisteminden kaynaklanıyor olabilir. Bu yönde Din İşleri Başkanlığı ile görüşülebilir. Evet, gelelim istifalar noktasına. Sayın Ahmet Kaşif'in, Sayın Bakırcı'nın çok kararlı olduğunu biliyoruz. Sayın Serdaroğlu da keza öyle. Sayın Başkan'ın da açıklamaları var ama iş resleşmeye gitti ve özellikle halk cephesinden hiç de hoş bir hale gitmedi. Bugün gazetelerde bu durumu bir rezillik olarak adlandırıyorlar. Siyasetçiler partilere gidiyorlar, partilerden gidiyorlar. Gerçekten de bıkkınlık verdi artık bu nokta. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu istifaları? Bunun partiye ve hükümete ne gibi zararları olur? Şimdi buraya geçmeden önce müsaade ederseniz bir iki bir şey de yaptıklarımızla ilgili söyleyeyim bakanlık bünyesinde. Evet. Bunlardan bir tanesi chat tüzüğünde bir değişiklik yaptık ve chat tüzüğünde halka danışma sürecini koyduk, mecburi kıldık. Geçmişte biliyorsunuz işte bir petrol dolum tesisi yapılacak, bir çimento fabrikası yapılacak, bir başka bir şey yapılacak. Chat raporu ister ama kamuoyunda bu duyulduğu andan itibaren sivil toplumun veya bireysel vatandaşların tepkileri ortaya çıkardı. Ama bunların resmi bir süreçte değerlendirilmesi asla söz konusu değildi. Biz neyi yaptık bu süreçle? Bir, ilgili firma halka resmi kanallarla duyuru yapmak zorunda. Yapacağı projeyi anlatmak zorunda. Ve bunun kendilerince çevre etkileşimini anlatmak durumunda. Ve bir ay sonra yine bütün masrafını ilgili yatırımcı firmanın karşılanacağı ve devletin resmi yetkililerin de orada olup tutanak tutacağı, halkla, sivil toplum örgütleri ve halk ilgili firmayla bu yapılacak yatırımın çevre etkileşimini tartışacaklar. Ve halk, sivil toplum örgütleri kendi fikirlerini bu süreç içerisine resmi olarak dahil etme şansları olacak. Bu bence hem iyi idare anlamında hem de toplumun her kesiminin yaptığınız uygulamalardaki katılımcılık ve denetlemeleri anlamında çok çağdaş ve bizim toplum için gerekli bir süreçti. Biliyorsunuz geçmişte çok ciddi tartışmalar oldu bu konularda. Biz bunların daha sağlıklı bir zemine oturtulması için bu süreci yaşadık. Bakanlar Kurulu'ndan değiştirdik. Yürürlüktedir şu anda. Bundan sonra izlenecek, yani sıfırdan başlayacak bir chat sürecinde halkın bilgilendirilmesi ve bu toplantıların yapılması zorunludur. Birinci uygulamalarımız budur. Bence bu son derece çağdaş bir adım olarak attık.
ve cesur bir adımdır aynı zamanda. Çünkü halkın tartışmasını resmi zemine çektik. İkinci nokta, Bakanlar Kurulu'ndan geçirdiğimiz elektrik üreten santrallerimizin de kullanılan yakıt oranındaki kükürt miktarını %3,5'tan %1'e indiren bir karardır, bir uygulamadır. Bunun son nasıl çalıştırılacağı yönündeki çalışması devam eder ama karar nettir. Biz egzoz emisyon, bacadan çıkan egzoz emisyon, doğaya atılan partikül noktasında son derece hassasız. Bizi ilgilendiren bacadan çıkan havanın içerdiği atık maddelerdir. Bunun kabul edilebilir sınırlara çekilebilmesi için her türlü mücadeleyi yapmakta kararlıyız. Biliyorsunuz Aksa konusunda da bazı çalışmalar var. Filtre takması ile ilgili yaptığımız görüşmeler var. Belli bir süre konusunda mutabakatımız var. Daha doğrusu bizim söylediğimiz bir tarih var. 15 Aralık konusunda gidip orada bir durum değerlendirmesi yapacağız. Ve 15 Aralık'ta bacadan atılan atık oranları, partiküllerin ölçümlerini ve kabul edilebilir sınırlara çekilip çekilmediği konusunda yapacağımız incelemeler olacak. Ve ondan sonrası, eğer herhangi bir noktada bir eksiklik var ise onun için de ne gerekirse yasal mevzuatta onları yapacağız. Peki devlet açısından? Devlet açısından %1 kükürt. Bacayı çok kısa sürede takmaları konusunda bir sıkıntıları var. Eğer bacayı takamıyorlarsa ön koşulsuz %1'lik yakıta geçmek zorundadırlar. Onunla da ilgili Bakanlar Kurulu kararını aldık. Sipariş verip parasını ödedikleri yakıtlar varsa geçici bir süre, geçiş döneminde buna izin verebiliriz. Ama temel hedef artık bellidir. Bundan sonra yeni bir %3,5'luk yakıt anlaşması yapamazlar. Yeni bir farklı bir durum yaratamazlar. Bizim için İskele bölgesinde yaşayan insanların sağlığıyla Girne bölgesinde yaşayan insanların sağlığı arasında bir fark olamaz. Devlette de kurumdan kuruma farklılık olamaz. Dolayısıyla biz de elimizden gelen her şeyi objektif ve şeffaf bir şekilde ve eşit davranarak tüm halkımızın sağlığını dikkate alarak doğadaki yaşamı ve yaşamdaki çeşitliliği, zenginliği korumak adına elimizden gelen ne varsa yapıyoruz, yapacağız. Taviz yok. İstifalara geçebilir miyiz? İstifalara geçeriz. Evet, istifalar noktasında sizin yorumlarınız nedir? Yani partiden arkadaşlarınız gidiyor, hükümet sayısı giderek kritik bir eşiğe geliyor. Ne gibi bir süreç bekliyor bizi? Şöyle söyleyeyim, öncelikle istifa eden arkadaşların istifalarından tabii ki mutlu değiliz. Dün Sayın Başkanımız Serdar Denktaş'ın yaptığı bir açıklama var, bir çağrı var bir yerde. Perşembeye kadar tekrar kararlarını gözden geçirsinler diye. Aynı çağrıyı ben de yaparım. Zaten birebir görüşüyoruz. Bazı görüşmelere siz de şahit oldunuz off the record. Yani bazı benim açımdan tabii siyasette herkes kendi yolunu çizer, kendi yolunda yürür. Kimsenin diğerine ne akıl verecek ne de zorlayacak bir noktası olamaz. Ama istifa en son çare olmalı diye düşünürüm. En son noktaya geldik mi onun takdiri bende değil, istifa eden arkadaşlarda. Ben partide kalıp beraber yürümemizi, yanlışlar varsa onların üzerine birlikte gitmemizi öneren, söyleyen ve bugün istifa olduğunda değil, istifadan çok önce de İstifa eden arkadaşlar dahil herkese bu çağrıyı yapan biriyim. Bu stüdyolarda sizlerle beraber programlar yaptık ve bu programlarda neyi konuştuk? Zaman zaman ben hükümetin ortağı olan bir partinin iktidar milletvekili olarak bu hükümetin ya da zaman zaman partinin yanlış uygulamalarını eleştiren, açık basın önünde eleştiren bir milletvekiliydim. Şimdi bakanıyım. Yani bakan olmam bile benim
yanlış bildiklerim konusunda susmamı gerektirmez. Yanlış bir şey varsa bunu önce kapalı ortamda eleştiririm ve çözümünü bulmaya çalışırım. Ama bakan oldum diye bütün yanlışlara göz yumacağım ve altına imza atacağım, böyle bir tavrım olamaz. Siz arkadaşlarınız görevden alındıkları için kırgınlar ve bu şekilde fevri hareket ediyorlar diye mi düşünüyorsunuz? Nasıl değerlendirdiniz istifa? Yani başkan diyor ki sorunları makamdan alınmalarıydılar. Arkadaşlarınız bunun diyor ki, açıklamasını yapmak yani affınıza sığınarak söylerim, bunun açıklamasını yapmak bana düşmez. İstifa eden arkadaşlar kendi gerekçelerini net olarak toplum önünde izah etmek durumundadırlar. Saygı kalmalıdır. Yani ben şu gerekçeyle istifa etti dersem haddimi aşmış olurum, sınırımı, çizgimi aşmış olurum. Çünkü herkesin istifa gerekçesi kendine göre farklı olabilir. Belki 3 arkadaşım şu anda istifa etmiştir ama 3'ünün istifasının da nedeni ortak bir neden olmayabilir. Zamanlama aynı olabilir ama gerekçeler farklı olabilir. Bunu açıklamak bana düşmez. Onlar açıklayacaklar. Ne yazık ki çok da doyurucu bir açıklama yapmadılar. Biz de kimden ne öğrenebilirsek diye sizi sıkıştırıyoruz şu an. Valla yani dediğim gibi istifa edene sormak lazım bunu. Çünkü aksi takdirde ben istifa ettim, niye istifa ettin? Bunu söylemek bana düşmez. Basında sizin de istifa edebileceğiniz yazılıp çiziliyordu. Var mıydı öyle bir düşünceniz? Benim ağzımdan herhangi bir şekilde bugüne kadar ben partimden istifa ettim ya da edeceğim diye bir cümle çıkmadı. O yüzden bu tür tartışmaların basının kendi kurgulamaları ve senaryolar olarak yorumlarım. Bir insanın partisinden istifa etmesinin yanlış olduğuna da inanmam. Bunu daha önce defalarca da söyledim. Ama istifa etmenin yani iç hukukta bütün yollar kapanır öyle giderler Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne. Bir kere parti içi bütün iç yolların denenip tüketilmesi lazım. Birinci stratejim. İkincisi de zamanlaması ve kamuoyuna izahının da tam olması lazım. Yani bir insan partisinden istifa edebilir ama bunu çıkar kamuoyuyla paylaşır. Ve öncesinde de paylaşır. Yani bir sıkıntısı varsa onları yol haritasını belli eder. Ben şurada sıkıntım var ve parti içinde çatışıyorum. Partimle şunu paylaşıyorum, dinlemiyorlar, bunu götürüyorum, engelliyorlar. Partinin aldığı kararların şuralarına ben katılmıyorum. Veya partinin yönetiliş tarzında sıkıntım var. Ve bunun değişmesi için şu 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 mücadeleyi yaptım. Yani bu bir süreç olur. Ondan sonra da bütün yollar tıkanırsa herhangi biri partisinden bence istifa edebilir. Ben bir milletvekilinin partisinden istifa etmesine hiçbir şartta mümkün değildir noktasında değilim. Ama belirli koşulların oluşması lazım diye düşünüyorum. Sayın Kutlay Erkin açıklaması var Star Kıbrıs'ın manşetinde. Bu durum erken seçimi gündeme getirebilir diyor. Öyle bir kaosa gider miyiz? Valla şimdi ben de şaşırdım kaldım. Hakikaten bana komik geliyor. Bundan birkaç hafta önce Sayın Cumhurbaşkanı birçok şeyi anlatarak sonunda eğer bunlara dikkat edilmezse erken seçim gündeme gelebilir dedi. Yani esasında erken seçime çağrı yapmadan dedi ki dikkat edin bunlara, yani siyasette istikrarsızlık yaratmayın, aksi takdirde erken seçime gidilebilir dendiğinde erken seçimi telaffuz ediyor diye başta Sayın Kutlay Erk olmak üzere eleştirdi. Bugün Kutlay Erk kendisi erken seçim çağrısı yapıyor o zaman. Yani bunu şey edemedim, yani çok algılayamadım. Başka biri söylerse yanlış, biz söylersek doğru mu? Anlamadım. Son olarak sorayım peki, zamanlamayı, peki bunu sorabilirim sanırım. Böyle bir istifa kararının açıklanmasını, zamanlamasını nasıl buldunuz? Ya bize çok manidar geldi açıkçası. Çünkü tam Demokrat Parti Ulusal Güçler Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olursa Sayın Erdoğan'a destek veririz dedi. 15 Kasım gibi önemli kişileri ağırladığımız bir günün arifesinde böyle bir şey, yani bize birazcık çok manidar geldi açıkçası. Yani dayanma noktalarının son günü müydü o? Yoksa özellikle seçilmiş bir tarih miydi? Bunun cevabı istifa eden arkadaşlardadır. Yani ben hala daha geçen hafta diyordum 4 deniyordu, ortada bir istifa yok diyordum.
Şu anda 3 istifa var ortada. Daha Meclis Genel Kurulu'nda okunmadı. Okunana kadar da veya okunduktan sonra bile isterse arkadaşlar geri dönebilir. Dönerler mi? Bu onların takdiri. Bu konuda bir şey söyleyemem. Onların takdiri. Bana sorarsanız ben birlikte yürümeyi, farklı fikirlerimiz olsa bile bu farklı fikirleri zenginlik kabul edip ortak akılla doğruları savunmayı, beraber savunmayı, beraber mücadele etmeyi, beraber kavga etmeyi ama aynı yolda, bunların hepsi benim arkadaşımdır, beraber aynı yolda yürümeyi ben tercih ederim. Evet. Sayın Bakanım çok teşekkürler, ayaklarınıza sağlık geldiğiniz için. Ben teşekkür ederim. Yarın Türkiye'ye gidiyoruz. Bizler için önemli bir süreç. Umarım halkımıza daha iyi hizmet götürebilme adına bazı temaslar gerçekleştiririz. Daha sonra sonuçlarını yine birlikte değerlendiririz. Tekrar teşekkürler. Sizlere iyi yayınlar dilerim. Çok sağ olun. Günaydın Adada Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanımız Sayın Hakan Dinçürek ile beraberdik. O çok konuşulan su projesini somut olarak konuşma fırsatı bulduk. Ancak program süremizin sonuna geldik. Saatler 10.30'u gösterdiğinde Güney'lerken de birlikte olacağız.